Buradaki integrallerin birbirinden biraz farklı olan koşullarda sıfıra eşit olduğunu gördük. İsterseniz bu şekilde devam edelim ve önümüzdeki videolarda karşımıza çıkacak Fourier katsayılarını bulmak için işimizi kolaylaştırmaya çalışalım. 0'dan 2 pi'ye sinüs mt çarpı sinüs nt dt'nin belirli integralini almaya çalışalım. İki farklı senaryo üzerinde duracağız. Birincisinde m değeri n'ye ve eksi n'ye eşit olmayacak. Fourier serilerinde pozitif ya da daha doğrusu negatif olmayan tam sayılarla çalışacağımız için bunun daha önemli olduğunu da eklemek istiyorum. Evet, söz konusu olan durum bu olduğunda bu integralin sıfıra eşit olduğunu göreceğiz. m n'ye eşit olduğunda ise pi'ye eşit olacak. Bunları şu şekilde yazarsam daha iyi olacak. Bu integral sıfıra eşit olacak ama ne zaman? m n'ye ve eksi n'ye eşit olmadığında. Bu arada m ve n'nin tam sayı olduklarını da varsayacağız. Evet, m n'ye ve eksi n'ye eşit olmayacak ve bu ikisi tam sayı. m n'ye eşit olduğunda da hemen yazıyorum. Sıfırdan 2 pi'ye farklı bir renkle yazayım. Evet, sıfırdan 2 pi'ye m n'ye eşit olduğunda bu integrali sinüs kare mt dt olarak yazabiliriz öyle değil mi? Evet. m n'ye eşit olduğunda da bunun pi'ye eşit olduğunu göreceğiz. Nasıl yapacağımıza gelecek olursak. Başlangıçtaki ifadeyi toplam çarpım formülünü kullanarak bir kez daha yazacağım. Evet. Trigonometrik bir özdeşlik kullanarak sıfırdan 2 pi'ye 1 bölü 2 çarpı kosinüs mt eksi nt'yi kosinüs m eksi n çarpı t olarak yazayım. Eksi kosinüs mt artı nt'yi de m artı n çarpı t olarak. Parantezleri de koyalım. Evet. Toplam çarpım formülünü kullanarak sinüslerin çarpımı olarak verilen bu ifadeyi bu hale getirdik. dt'yi de koyalım. Şimdi de bildiğiniz integral özelliklerinden faydalanarak bununla biraz oynayalım. 0'dan 2 piye 1 bölü 2'yi dışarı çıkaracağım ve bunu 2 integralin farkı olarak yazacağım. 1 bölü 2 çarpı 0'dan 2 pi'ye, kosuns m eksi n çarpı t dt eksi 1 bölü 2 0'dan 2 pi'ye belirli integral dt'yi de pembeyle yazıyorum. Kosunus, m artı n çarpı t. Şu mavileri de aynı yapalım. Evet oldu. Bildiğimiz integral özelliklerini kullanarak bundan buna geçtik ve farkın integralini integrallerin farkı olarak ifade ettik. Şimdi m ve n birbirlerine ve birbirlerinin negatiflerine eşit olmadığında bu ifadeyi nasıl değerlendiririz dersiniz. Birbirlerine ve birbirlerinin negatifine. Bu durumda burası sıfırdan farklı bir tam sayı olur. Hemen not ediyorum. Sıfırdan farklı tam sayı. Benzer şekilde bu da sıfırdan farklı bir tam sayı olur. Buna ek olarak kosinüs mt dt'nin belirli integralini sıfırdan 2 pi'ye alırsak ve m sıfırdan farklı bir tam sayıysa integralin sıfıra eşit olduğunu da biliyoruz. Evet, t'nin katsayısı sıfırdan farklı bir tam sayı olduğunda bu integral sıfıra eşit oluyordu. Aynı görünmese de burada olanın da bu olduğunu fark ettiniz mi? Az önce bunun da sıfırdan farklı bir tam sayı olduğunu söyledik değil mi? Bu da. Bu durumda bu integrallerin ikisi de sıfıra eşit olur. Ve sıfırı 1 bölü 2 ile çarpınca da sıfır elde ederiz. Böylelikle buradaki ifadenin doğruluğunu göstermiş olduk. m, n'ye ve eksi n'ye eşit olmadığında bu integral n'ye eşitmiş. Evet sıfıra. Bu ve bu ikisi de sıfır olacak. Sıra m'nin n'ye eşit olması durumunda. Şunları sileyim ve kendime biraz yer açayım. Ya da bir dakika silmeyeyim. Evet m, n'ye eşit olduğunda diyoruz. Eğer buradaki durumdaysak yani m, n'ye eşitse ne olur? m n'ye eşit olduğunda bu ifadeyi bu şekilde ifade edebiliyorduk. m n'ye eşit olduğunda bu ikinci integral yine sıfırdan farklı bir tam sayı olacak. Ama bu yani m eksi n sıfıra eşit olacak. Bu şekilde düşününce kosinüs 0 t elde ederiz ve t'nin değeri ne olursa olsun kosinüs 0'ın 1'e eşit olduğunu biliyoruz. O halde m, n'ye eşit olduğunda bu ifadeyi 1 bölü 2 çarpı 0'dan 2 pi'ye 1 dt'nin integrali olarak sadeleştirebiliriz. Hala m eşittir n durumuna bakıyoruz. Ve bu da 1 bölü 2 çarpı 1'in ters türevi yani t'ye eşittir. Bunun bir de 2 pi ve 0'da aldığı değerleri bulacak olursak 1 bölü 2 aynı renkte yazayım ki takip etmek kolay olsun. Evet, 1 bölü 2 çarpı 2 pi eksi 0'dan burası 2 pi'ye eşit olur. Ve bunu 2'ye böldüğümüzde de pi elde ederiz. Bu m eşittir n senaryosuydu. M n'ye eşit olduğunda yeşil ifade ile pembe ifade birbirine eşit ve sinüs kare mt'nin integrali de pi'ye eşit. Anlaştık mı? İşte bu kadar.